Efendim saatler 13.36. Şimdi de sırada sosyal medyanın gündemi var. Dijital Hayat TV Genel Koordinatörü Bilal Eren telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Murat Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Neler paylaşacaksınız bugün bizimle? Bu hafta ülkemizden haberler var. Genelde öyle bir derleme yaptık. Şöyle başlayabiliriz. Google bilim fuarı adı altında Türkiye'yi de kapsayan bir fuar düzenliyor. Mucit Ruhlu Çocuklar Fuarı diyelim. Mucit Ruhlu Çocuklar Fuarı. Evet, Allah Allah. Yani bir şey, farklı bir şey düşünen, bir fikri olan, bugüne kadar belki de bir şeyler ortaya koymuş, projesi olan, hayata geçmiş veya geçmemiş bütün bireyleri ve ekipleri online bilim ve teknoloji yarışmasına davet ediyor. Türkiye sayfası da açık. Google'un sayfasından görülebiliyor. Yarışma 19 Mayıs tarihine kadar başvurulabilecek. Ve bunlar 2 Temmuz'da bölgesel finalistler açıklanarak devam edecek. Yani Orta Doğu, Asya, Avrupa, Amerika olmak üzere. Böyle bir ilginç bir şey var. Web sitesinden bununla alakalı tüm dokümanlara, videolara ulaşılabilir. Hiç çekinmeden ufak da bir proje olsa katılınabilir. Buradan ebeveynlere, bizi dinleyen 13-18 yaşındaki dinleyicilerimize duyuru yapmış olalım. Evet. Biliyorsunuz 27 Şubat 8 Mart arası Siyanar'da kitap fuarı var. Evet. Siyanar Kitap Fuarı. Türkiye'nin en büyük ikinci fuarı diyebiliriz. Çok güzel de bir katılım vardı geçen seneye göre. Ben de katılmaya çalıştım. Orada dijital yayıncılık, elektronik kitap, elektronik dergiyle alakalı bazı paneller ve konuşmalar oldu, çalışmalar oldu. Bu cumartesi, bu pazar da var bir panel. Bu konuda ilgisi olanlar e-kitapla alakalı. Saat 16-17 arasında Siyanar Kitap Fuarı'nda e-kitap üyelik servisi ve satış sistemleriyle ilgili bir panel var. Bu konuya ilgi duyanlar panele katılabilirler. Yine ülkemizden bir haber var. İlginç bir haber. Azınlıkların, Türkiye'de yaşayan azınlıkların sosyal medyayı nasıl kullandığına dair bir araştırma yapılıyor şu an. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında hibe desteği almayı hak kazanan sosyal medya ve azınlıklar politiğiyle azınlıkların sosyal medyayı nasıl kullandığı ve kendini nasıl ifade ettikleriyle alakalı bir proje. Bu ifade ederken nasıl engellerle karşılaşıyorlar veya kolaylıkları nedir? Bütün bunları araştıracaklar. Bunu aktivist Lagivingas yürütüyor ve bu konuda basına geçen hafta bilgiler verdi. Nisan ayı ortasında bu raporu açıklayacağını söyledi. Biz de buradan hani Nisan ayında bağlantılarımız devam ederse bunu açıklamak isteriz. Buradan ilginç bir araştırma olacak çünkü. Gene ülkemizden bir haber. Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sevilay Atasoy Hoca bir panelde insanların tükürüklerinden ve saç tellerinden onların kişiliklerine dair ve en önemlisi de yakın zamanda robot resminin çıkarılabileceğini söyledi. Yani ne diyorsunuz? Bir dakika. Tükürük ve saç telinden. Hem kişilik analizi yapılabiliyor hem robot resim çıkarılacak. Evet. Aynı zamanda kepek tanesi demiş. Aslında doğru ifadeyi kepek, yani saçımızdaki bir kepek tanesinden veya bir işte çok küçük bir tükürük ten robot resmimiz çıkarılacak ve o kişilik analizi yapılacak. Şöyle devam etmiş. 3-5 yıl gibi çok yakın bir zamanda tükürük ve kepek tanesinden kişilik analizi çıkarılarak robot resmi yapılabilecek. Bu da birçok işte belki faili meşhur veya birçok projede kullanılabilir. Muazzam bugün, bir şey bu. Bu çok muazzam gerçekten. Bugünün teknolojisiyle aslında yapılabiliyormuş. Fakat saç ve göz rengi belirlenebiliyormuş sadece. Yani bunlar yapılabiliyormuş. Yakında Sevil Hoca'nın dediğine göre profesör bu robot resim ve kişilik analizi çıkarılabilecek. Gene bu konularda çalışan ilgili iletişim teknolojileri veya sosyal medya konularında araştırma yapmak isteyenler için Sayın Bakan açıkladı Lütfü Elvan, Ulaştırma Denizcilik Bakanı. 1 milyar liraya kadar destek verecek. Dün açıklandı. Bu konuda çalışmaları olan kişiler bakanlığa başvurabilirler. 2015 yılında özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında bakanlık olarak sadece desteğin 1 milyar lira olacağını söyledi. Türkiye Gov.tr'den güzel bir özellik var. Yeni bir özellik. Pazartesi yayına girdi. Sanırım dinleyicilerimizi çoğu kullanıyordur ama
Kullansalar bile bu özelliği yeni öğrenecekler. Hepimizin mobil ve sabit hatları var. Elimizde, cebimizde, iş yerimizde. Evet, evet. Ve bunlar farklı operatörlerden, farklı kuruluşlarda almış olabiliyor. Buna internet dahil, internet faturaları da dahil. E-Devlet kapısına girerek şifremizle, TC kimlik numaramızla şifremizle bütün üstümüze kayıtlı, şirketimize kayıtlı faturaları tek bir ekranda görebileceğiz. Hatta daha önce de kapattığımızı sandığımız, bazen öyle şeyler de oluyor. Kapattığımızı sandığımız veya çalışmıyor diye düşündüğümüz hatlar veya sizin haberiniz olmadan açılan hatları da görebiliriz. Yani adınıza kayıtlı tüm hatları tek bir ekranda göreceğiz. O şirket bağımsız. Ve onların oradan sorgulamalarını yapıp ödemelerini de yapabileceğiz. Pazartesi itibariyle bu yayına girdi. Çok önemli bir özellik. Yani farklı farklı şirketlerden faturaların olanlar için tek bir ekranda ödeme ve tek bir ekranda sorgulama imkanı. E-Devlet kapısı bu konuda da bir çözüm üretmiş oldu. Çok bence çok iyi oldu. Dünyadan bir haber var. Biliyorsunuz IŞİD Twitter'la alakalı bayağı bir aralarında sürtüşme oluyor. Hem Twitter'ı çok iyi kullanıyor hem de hesaplar kapatılınca yani oradan işte savaş görüntülerini uygun olmayan şeyleri paylaştığı zaman kapatınca da kızıyor. Ve bu sefer daha ilginç bir şey yaptılar ve Twitter yöneticilerini, çalışanların hepsini tehdit ettiler. Ve evet bizim engelleme mesajlarımızı engelleme çabalarımız devam ederse bu konuda ciddi bir saldırı olabilir size diye bir mesaj yayınladılar. Hemen bu konuda önlemler alınmaya çalışıldı ama ciddiye de almış görünüyorlar. Böyle bir şey yapıldı. Aynı zamanda gene TRT Radyo 1'de yarın bizim yaptığımız işte yaz programında Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz Bey konuk olacak programımızda ve işte ekonomiyi konuşacak. Dinleyicilerimiz bu konuda meraklı iseler bu programı kaçırmasınlar. 15 ile 15.30 arasında olacak. Yine bir rapor var. Akıllı telefonlarla alakalı. Gartner diye bir şirket var. Büyük bir araştırma şirketi. Onun açıkladığı rakama göre 2014 yılında 2 milyar telefon satıldı. Bunun 1.2 milyarı akıllı telefon. Yani %60 akıllı telefon. Ve akıllı telefon savaşları devam ediyor. Müthiş bir şekilde. Bunu da söylemiş olalım. Her program sonunda izin verirseniz bir sosyal medya platformu tanıtıyoruz. Evet. Onu anlatayım ve bitireyim izninizle. Bu hafta Wikipedia'yı seyircilerimiz için, dinleyicilerimiz için seçtik. Wikipedia biliyorsunuz özgür ansiklopedi olarak geçiyor. Hatta kurucusu Jim Bates'in direkt sözü şöyle. Dünya üzerinde her insanın kendi dilinde en üst kalitede bedava bir ansiklopedi oluşturma ve dağıtma uğraşısı olarak nitelendiriyor projeyi yaparken. İnsanlar böyle psikolojiden, modaya, yemekten, araba tutkusuna, futboldan, handbola kadar hani her türlü alanda bilgileri girebiliyorlar ve bir ansiklopedi oluşuyor. Evimizdeki eskiden ansiklopedileri düşünelim. Bugün gerçekten Wikipedia'da yaklaşık 3 milyardan fazla giriş var. Yani 3 milyardan konuyla alakalı giriş var. Siz de bir hesap açıp kendinizle alakalı bir konuyu girebiliyorsunuz veya açılmış bir konuya katkıda bulunuyorsunuz. Çok basit bir e-mail adresiyle hesap açıyorsunuz wikipedia.com'dan ve oraya ister şirketinizin bir ürününü, yeni bir ürünü vardı onu tanıtabilirsiniz. Onunla alakalı bilgiler girebilirsiniz görselleriyle, fotoğraflarıyla, çeşitli öğelerle beraber. İster orada açılmış bir şeye, konuya katkıda bulunabilirsiniz. Örneğin bir araştırma yapmıştım. Wikipedia'da pizza ile alakalı 3 milyondan fazla giriş var. Entry diyorlar buna. Yani pizzanın geçtiği, pizzanın anlatıldığı, reklam yapıldığı. Bizim etli ekmekle alakalı, Konya'nın etli ekmeğiyle alakalı 12 tane giriş vardı. Yani bizim hani çok fazla içerik girip burada, çünkü insanlar Google gibi burayı bir ansiklopedi olarak görüyorlar. Yaklaşık 200 milyondan fazla kullanıcısı var. Ve buraya girip bilgi arayabiliyorlar. Kendi topraklarımızla alakalı birçok kültürümüzle alakalı şeyi buraya girebiliriz. Tanıtıcı olarak. Ve bu hesapları yönetebiliriz. Genelde bu işe yarayan bir mecra. Bunu da anlatmış olduk. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bilal Eren. Biz teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Sağ olun. Telefon konuğumuz Dijital Hayat TV Genel Koordinatörü Sayın Bilal Eren'di.